Bu Mecnun nereye gidiyor ya? Nereye gittiğini anlamam lazım. Şunu çaktırmadan takip etmeye devam edeyim. Sonra gidip müdür beye rapor veririm. Bu kesin yine bir ev soyacak. Evet evet. Gidiyor işte. Şuraya saklanayım da. Umarım beni fark etmez. İşte döndü. Sağ tarafa doğru gidiyor. Nereye gidiyorsun Mecnun nereye? Tamam şuradan takip etmeye devam edeyim. Mecnun gittiğin yere kadar takip edeceğim seni. Artık gizli ajanım. Görevimi yapmam lazım. Bu şehirde bir ev daha soyacağım sonra bu şehri terk edeceğim. Kimse takip etmiyor değil mi? Tamam. Etrafta kimsecikler yok. Biraz hızlanayım en iyisi. Hangi evi soysam acaba hangi evi soysam? Hırsız, çılgının ikisi, Mecnun buraya geliyor. Gelsin onu durduracağım. Mecnun, dur sana bir şey söyleyeceğim. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden Ne oldu? Mecnun bak, peşinde gizli bir ajan var. Gel bizimle çabuk. Gel buraya Mecnun, hırsız sen de gel. Gelin buraya gelin. Hırsız burası Vartolu'yla senin eski evinde. Burada durabiliriz. Bir sıkıntısı yok. Gelin içeri. İçeri girmemiz lazım. Çabuk gelin. Mecnun bak bizi dinlemen iyi oldu. Peşinde gizli bir ajan var. Seni takip ediyor. Siz kimsiniz? Neden bana yardım ediyorsunuz? Peşimde gizli ajan mı var? Evet Mecnun. İnan bana peşinde gizli bir ajan var. Peki siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Mecnun bak biz kimiz biliyor musun? Çılgın. Çılgın'ın eski arkadaşlarıyız. Çılgın mı? Çılgın benim ikiz kardeşim. Demek ki eski arkadaşlarısınız ha? Evet Mecnun. Biliyor musun? Bilmiyorum ama peşinde bir gizli ajan var ve o gizli ajan çılgını öldürdü. Ne diyorsunuz siz? İkiz kardeşim çılgın öldü mü? Evet Mecnun. Maalesef. İkiz kardeşin çılgın öldü. Biz de çılgının ikiz kardeşi olduğunu daha yeni öğrendik. Ben çılgınla o kadar yakın arkadaştım ki o ölünce o kadar çok üzüldüm ki inanamazsın. Peki onu neden öldürdüler? Ne olursunuz bana bir şey söyleyin. Mecnun bak peşinde gizli bir ajan var Çılgını o öldürdü Sihirli kılıç yüzünden Çılgını öldürdü Biz bunları sana neden söylüyoruz Çünkü biz çılgını çok seviyorduk Çılgın bizim en yakın arkadaşımızdı Ama peşindeki gizli ajan Yani fakir Çılgını hiç acımadan öldürdü Sihirli kılıçla Tek hamlede onun işini bitirdi Şimdi de seni öldürmek istiyor Mecnun Dikkatli olman lazım Beni asla öldüremez o. Kim kimi öldürecek ben ona göstereceğim. İkiz kardeşim öldürdü demek ya. Bitti onun işi bitti. Biz söyleyeceğimizi söyledik Mecnun. Gerisi sana kalmış. Hırsız hadi gel dostum gidelim artık buradan. Tamam zengin geliyorum. Gel dostum gel. Kimselere gözükmeden gidelim. Hadi hırsız çabuk hızlı ol. Hırsız bu iş tamamdır. Şimdi Mecnun gidecek ve fakiri öldürecek. Bizim fakiri öldürmemize gerek bile kalmadı. Bizim intikamımızı Mecnun alacak. İşte bu kadar hırsız. Planımız işe yarar umarım. Merak etme zengin. Mecnun görmedin mi ne kadar sinir oldu? Çılgının öldüğünü duyunca çok sinir oldu. Şimdi fakiri hemen öldürür. Hiç merak etmesen. Umarım öyle olur. Neyse, gel bizde gidelim. Kimselere gözükmeden burayı terk edelim. Hadi gel hırsız. Etrafta kimseler gözükmüyor gel. Çabuk hırsız hızlı ol. Olamaz. Çılgının ikiz kardeşi. Mecnun. Ne tarafa gitti ya? Buradan gittiğine eminim. Kaybettim onu. Olamaz. Ben şimdi müdüre ne diyeceğim? Hemen onu bulmam lazım. İşte. Fakir bu olmalı. Gidiyor. Demek ki gizli ajan bu ha? Senin işini bitireceğim fakir. Benim ikiz kardeşimi öldürdün. Çılgını öldürdüm ben de seni öldüreceğim fakir. Göstereceğim sana. Bu taraftan gidiyor. Gel bakalım buraya. Ben de seni öldürmezsem benim de adım Mecnun değil. Nerede bu ya? Olamaz. Kaybettim onu. Gelip müdüre haber vereyim en iyisi. Olamaz, olamaz. Onu kaybettiğim için müdür bana çok kızacak. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen müdüre haber vereyim. Müdür bey! Müdür bey gelebilir miyim? Gel fakir gel. Geldim müdür bey. Ne oldu fakir bir şey mi oldu? Müdür bey evet bir şey oldu. Bildiğiniz gibi ben çılgının ikiz kardeşi Mecnun'u takip ediyordum. Ama onun izini kaybettim. Şu anda nerede bilmiyorum. Ne diyorsun fakir sen? Nasıl yaparsın bunu? Fakir ben sana güvendim. Bu adamı takip et dedim. Neden kaybediyorsun? Müdür bey bilmiyorum. Sanırım takip ettiğimi anladı. O yüzden bir yere saklandı. Fakir ne yaptın sen ne yaptın? Neyse çabuk dışarı çık ve takip etmeye devam et. O adamı bulman lazım fakir. Neredeyse bul ve takipe devam et. Anladın mı beni? Yoksa bu şehirde daha bir sürü soygun yapar o adam. Anladın mı beni? Tamam müdür bey hiç merak etmeyin siz Mecnun'u bulacağım Gözünüz arkada kalmasın Tamam fakir hadi git artık Ulan ben bu Mecnun'u nasıl kaybederim ya Gözümden nasıl kaçırdım Nereye gitmiş olabilir ki Şu ileride kaybetmiştim Dur bir bakayım Hala orada olabilir Evet buralarda bir yerlerde kaybetmiştim Şu ilerideydi Tam şu evini orada kaybettim. Nereye gitmiş olabilir acaba? Mecnun bu taraftan böyle gidiyordu. Ben de arkasından onu takip ediyordum. Buradan sonra bir yere kayboldu. Acaba bir eve girmiş olabilir mi? Belki de bu evlerden birisine saklanmış olabilir. Buraya girmiş olamaz. Çünkü burası benim evim. Buraya girmiş olabilir mi? Kapısı da açık. Evet evet buraya girmiş olabilir. Nerede acaba? İçeride mi? İçeride de değil. Burası hırsız ve Bartolu'nun eski evi. Burada olmuş olamaz. Neyse. Şu Mecnun'u aramaya devam edeyim. Akşam da oluyor. Akşam olmadan bulmam lazım. Yoksa yeni bir ev soyabilir. Ev soyarsa müdür bey bana çok kızar. Neredesin Mecnun? Neredesin? Gel bakalım buraya fakir. Seni yakalayacağım. Seni kimsenin olmadığı ıssız bir yerde yakalayacağım fakir. Sonra orada işini bitireceğim. Sen benim ikiz kardeşimi öldürdün. Ve beni takip ediyormuşsun ha? Gizli ajancılık yapıyormuş. Ne tarafa gitti acaba? Şöyle aşağı doğru gideyim. Onu kimsenin olmadığı gizli bir yerde bulacağım. Ve işini bitireceğim. Neredesin fakir neredesin? Burada da değil ya. Nereye kayboldu bu? Şu parkın içine bakayım. Geçen gün buraya bir şey saklamıştı. Elmaslar. Evet evet. Tam buradan elmas almıştı geçen gün. Acaba tekrardan buraya gelmiş olabilir mi? Ama yok etrafta gözükmüyor. Ben şimdi onu nasıl bulacağım ya nasıl? Öf ya neredesin Mecnun neredesin? Şimdi gösteririm ben sana fakir. Fakir! Buradayım fakir beni mi arıyordun? Mecnun? Evet seni arıyordum. İyi de seni takip ettiğimi nasıl anladın? Orasını boş ver fakir. Şimdi sen benim sorduklarıma cevap ver. Benim ikiz kardeşim. Çılgın. Çılgını sen mi öldürdün fakir? Mecnun bak olaylar bildiğin gibi değil. Bunları kim anlattıysa sana yanlış anlatmış. Çılgın beni öldürecekti. Onu asla öldürmek istemedim. Ama mecbur kaldım. Onu öldürmek istemedim Mecnun. Affet beni. Fakir. İlk önce kardeşim çılgını öldürdün. Benim canım da ikiz kardeşim de. Bu dünyadaki tek varlığım o benim. Onu öldürdün ve beni takip ediyorsun. Bunların hesabını vereceksin fakir. Öldüreceğim seni. Kimse elimden alamaz seni. Burada yalnızca sen ve ben varız. Zengin işte oradalar. Mecnun ve fakir orada. Mecnun şimdi fakiri öldürecek. Planımız işe yaradı zengin. İşte bu kadar. Fakiri biz de öldürmeyeceğiz. Mecnun öldürecek. Bu sayede biz de intikamımızı almış olacağız. Aynen öyle hırsız. Fakirden sonsuza kadar kurtulacağız artık. Mecnun bak bunları kim anlattıysa sana yanlış anlatmış. Her şey benim dediğim gibi oldu. Çılgını ben öldürmek istemedim. O kendisi kaşında. Benim üstüme yürüdü. Ve bana vurdu. Eğer ki ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Kendisi kaşında. Sen benim ikiz kardeşimi öldürdün. Ben de şimdi seni öldüreceğim fakir. Hiç kimse seni elimden alamaz. Son dua net. Öleceksin.